Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son birliktelik analizi yapısı içerisinde a priori ve eklat algoritmaları nedir ve Python üzerinde nasıl kodlanır, bununla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeye çalışmıştım. Yine bir önceki videoda da söylediğim gibi a priori ve eklat dışında da kullanılan algoritmalar mevcut. Yine birliktelik analizi olarak internetten araştırırsanız arkadaşlar kullanılan farklı algoritma yapılarında yine göreceksinizdir. Şimdi normalde konu bitti aslında ama bitirmeden geniş bir veri seti ile yine bir a priori örneği yaparak konumuzu bitirmek istedim. Bu veri setimiz online retail dediğimiz ticaret sitesi dataseti arkadaşlar. Bu datasetini RFM analizi içerisinde kullanmıştık ve nasıl indirildiğini o videoda sizlere anlatmıştım. Şimdi ben ticaret ismini verdim, bir Excel dosyası içerisinde saklıyordum zaten bunu. O yüzden burayı bir kapatalım. Şimdi öncelikle datasetimiz Excel yapısındaydı. Excel yapısında okuma sürecimiz biraz daha fazla olduğu için bunu CSV dosyası haline getirmemiz gerekiyordu. Öncelikle Pandas kütüphanesini kullanarak bir şöyle Excel okuması gerçekleştirelim. Şurayı şöyle dosyamızın bağlı bulunduğu konumu gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle T büyüktü. e-ticaret.xlsx dosyamız. Daha sonra bu data yapısını pd.to.csv diyerek arkadaşlar aslında CSV dosyasına gönderdim. Zaten burayı pd kullanmama gerek yok aslında. Direkt CSV göndermem yeterli. Şöyle alalım şuranın tamamını. Şuraya CSV diyelim arkadaşlar ve indeks yapısını da şöyle false çevirelim. Şimdi dosyayı çalıştıracağız. Bu gidecek Excel dosyasından okuma işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra yine aynı konuma e-ticaretin CSV dosyasını kayıt edecek arkadaşlar. Şurada benim masa üstüne data yapım vardı. Data yapısının içerisinde data setlerim mevcut. Buraya yine getirmesi gerekiyor. Şöyle kontrol edelim arkadaşlar. Şu Excel dosyası bunun aynısını CSV dosyası olarak getirmesi gerekiyor. Çalıştırıyor şu anda. Datasetimiz fazla olduğu için okuma süreci biraz daha uzun sürüyor. Bu datasetini kullanacağız. Bu dataseti üzerinde eksik verilerimiz vardı. Onları temizleyeceğiz ve bir Apple algoritması bu tarz bir veri setinde nasıl hazırlanıyor? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Süreci bitirsin. Hala işleme devam ediyor. Eğer Excel dosyasında kalmış olsaydık, her kodu çalıştırdığımızda bu kadarlık bir süremizi yine bizden alacaktı ve bu arada bitirdi. Şöyle datanın içerisinde bakın, yine e-ticaret isminde bu sefer virgülle ayrılmış değer yani CSV dosyası olarak buraya getirmiş oldu. O zaman şurasını ben CSV diyorum arkadaşlar. Şurayı da CSV diyorum. Konum zaten aynıydı. Artık data yapımızı şöyle veri diyelim. Data.copy diyelim. Ve okuma işlemini bir gerçekleştirelim. Herhangi bir sorunumuz var mı? Buna bir bakalım arkadaşlar. Şurayı da şöyle biraz daha küçültelim. Bakın çok daha kısa bir sürede okuma işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bu datasetimizde öncelikle eksik gözlem değerleri vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Hemen isterseniz ona da bir bakalım. Şöyle isNull.sum diyerek çalıştıralım. Bazı herhalde customer ID'de bayağı vardı. Şimdi bunlarla ilgili süreçlerde artık silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Diyorum ki veri eşittir dedikten sonra veri nokta drop na yani boş değerleri artık ortadan kaldır diyorum arkadaşlar. Tekrar çalıştırdığımda artık buradaki değerler sıfır olması gerekiyor. Eksik gözlem değerlerin tamamını da bu şekilde göndermiş olduk arkadaşlar.
Şimdi hatırlarsanız bir de faturaların iptal durumu vardı bu veri setinde. C yapısının barındırdığı yani C ile başlayan fatura numaralarının iptal faturası olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili yine bir bakalım isterseniz. Hatta şöyle bir veri nokta shape diyelim. Önce kaç tane verimiz var? Buna bir bakalım. 406.829 tane kalmış boşluğa silindikten sonra. Şimdi bir de C'leri barındıran fatura numaralarında C'leri barındıran yapıları silelim arkadaşlar. Veri eşittir dedikten sonra şöyle bir yapıyla çalışıyorduk hatırlıyorsanız. Alt GR'ye ve Ü tuşuna bastığımızda şöyle bir işaret çıkıyordu ki bu bizim için silme işlemini gerçekleştirebiliyordu. Daha sonra invoice no yani fatura numarası üzerinden bu işlemleri gerçekleştirecek. Nokta şöyle bir str diyorum arkadaşlar ve contains yapısını gönderiyorum. Contains yapısı içermek anlamına geliyor. Yani eğer C'yi içeriyorsa bunların tamamını sil demek istedim arkadaşlar. Tekrar print veri nokta shape diyelim. Şimdi şurayı siliyorum. İlk önce silinmemiş haldeki datamızı yazdıracak. Yani kaç tane gözlem var bunu yazdıracak. Daha sonra C'leri sildikten sonra. Bakın 406.829 tane gözlemimiz varmış. C'leri barındıran yani iptal faturaları barındıran yapıyı sildiğimizde 397.924 tane gözlemimiz kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi RFM'de hatırlarsanız yapıyı yani iptal faturalarını bu şekilde silmemiştik diye hatırlıyorum ben. Çünkü orada zaten iptal faturalarına karşılık gelen ürün adetleri eksi olarak girilmişti. Biz de o yapıyı kullanarak aslında ürünlerde eksi olanlar seçilerek bunları sil demiştik. Ama dediğim gibi daha kolay bir yapı olarak bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurayı bir silelim. Şuradan da veriyi tekrar bir okutalım. Bize neler lazım bununla ilgili şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi fatura numarası, stok kodu, ürün nedir, işte adet nedir, tarih, fiyat, customer ID yani müşteri ID'si ve country yani hangi ülkeden bu sipariş gelmiş. Bunlarla ilgili bilgiler vardı arkadaşlar. Şimdi birliktelik analizi yapısını kullanırken özellikle e-ticaret yapısında kullanırken arkadaşlar bölgeler önemli bir kavramdır, önemli bir parametredir. Çünkü tek bir ülke içerisindeki bölgeleri olarak da düşünmeyin veya şöyle anlatayım. Örneğin işte Türkiye'deki bir bölge ile farklı bir bölge arasındaki tüketim davranışları birbirinden farklı olabilir. Veya bu uluslararası da bu şekildedir. Yani ülkemizdeki tüketicinin davranışları İngiltere'deki veya farklı bir ülkedeki tüketici davranışları ile birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. O yüzden normalde birliktelik analizleri aslında ülke kırılımlarıyla birlikte yapılması gerekiyor. Biz de aynı mantıkla ilerleyeceğiz ama biz bunun için sadece tek bir ülke kullanacağız. O yüzden öncelikle en fazla hangi ülkeden sipariş gelmiş? Bununla ilgili bir bilgi alalım isterseniz arkadaşlar. Bunu da şöyle yapabiliriz. Mesela veri 2 diyelim. Diyelim ki veri içerisinde ülkeler şunları alacağız. Sadece sayacağız arkadaşlar. Kaç tanesi daha fazla? Bunun için de şöyle nokta value counts diyelim arkadaşlar ve print veri 2 diye yazdırdığımızda hangi ülkelerden ne kadarlık bir sipariş tutarı var? Bununla ilgili bilgi alabiliriz. Bakın şöyle yukarı doğru çıktığımda en üstte United Kingdom yani İngiltere'den gelen sayı biraz hem de baya baya fazla. Biraz değil baya baya fazla arkadaşlar. Bu yüzden mesela bu ülkeler arasında veya bu hem ülke olabilir, hem kıta olabilir, hem bölge olabilir. Bu tarz kırılımlarla çalışılması daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Biz örneğin sadece buradan United Kingdom'ı yani İngiltere'yi alıp ve bunun üzerinden işlem yaparak sürecimize devam edebiliriz. Şimdi bize hangileri lazım? Yani bir a priori algoritmasında yani bir birliktelik analizi yapabilmemiz için bizlere ne gerekiyor? Öncelikle ülke kırılımını alacağız. Yani İngiltere üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Sonra ne yapmam gerekiyor? Fatura numarası genellikle kullanılan yapı veya müşteri ID'si de yine kullanılabilir. Ama biz buradan yine fatura numarası üzerinden işlem yapmaya çalışacağız.
Bunun dışında ürünün ismi bize gerekiyor arkadaşlar. Hangi üründen olduğu. Bir de bu ürünün alınıp alınmadığı üzerine bir parametre döndürmek için buradaki adet yapısını da yine birlikte kullanmaya çalışacağız. O zaman bize ne gerekiyor? Ülke İngiltere gerekiyor, fatura numarası, ürünün adı yani içeriği ve adet yapısı bize gerekiyor arkadaşlar. Peki şurayı şu artık silelim dedik ki çünkü artık İngiltere üzerinden çalışacağımızı öğrendik. Öncelikle ülke diye bir değişken daha oluşturalım arkadaşlar. Bu veri içerisinden country kısmının eşit eşittir diyorum. United Kingdom yapısını buradan alıyorum. Print ülke dediğimde artık bana getireceği yapının tamamı İngiltere ile ilgili olacak arkadaşlar. Yani sipariş yapısı İngiltere'den gelenler sadece ülke isimli değişkenin içerisinde duruyor. Şimdi buradan artık bize ne gerekiyor? United Kingdom tarafını eledik. Yani İngiltere'yi ülke üzerinden aldık. Fatura numarasını alacağım. İçeriye alacağım ve bir de adet yapısını alacağım. Bunun için de arkadaşlar diyorum ki sepet eşittir. Ülke üzerinden nokta ilog diyorum. Bütün satırlar al 2 nokta üst üste. Virgül daha sonra sıfırıncı yapıyı yani fatura numarasını bana getir. 1, 2 ürün içeriğini getir ve bir de adeti 3. sıradaki quantity yapısını bana getir diyorum. Print sepet dediğimde artık bana sadece istediğim bilgiler gelecek arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım yine. Görmüş olduğunuz gibi fatura numarası, ürün içeriği ve quantity yani adet yapısı bana gelmiş oldu arkadaşlar. Ve bunların tamamı da İngiltere'den geldi. Çünkü bunu da ülke isimli değişkenle bir filtreleme uygulaması yapmış olduk. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Biliyorsunuz fatura numaraları yapısı birden fazla şekilde yazılmıştı. Burada da görüyorsunuz zaten. Örneğin 536-365, 536-365 tarzı. Yani birden fazla fatura, aynı numaradaki birden fazla fatura vardı. Şimdi bunun için bir gruplama işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyorum ki sepet eşittir. Yeniden sıfırdan bir değişken oluşturuyormuş gibi düşünün. Yukarıdaki sepet üzerinden bir gruplama yapacağım. Sepet nokta group by diyorum arkadaşlar. Group by yapısını öncelikle fatura numarası üzerinden bana gruplayacak. Daha sonra ürünün açıklama kısmı da bana gerekiyor. Bunu da arkadaşlar şöyle description yanlış mı yazdık? Tamam, description'da yazdık ve bundan sonra da bana şeyin toplamını getirecek. Adetin toplamını yani o üründen kaç tane alınmış bunun toplamını getirmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar şöyle quantity yazıyorum ve bununla da ilgili sum yapısını bana getirecek. Yani toplamını getirecek. Şimdi print sepet yazalım. Bakalım istediğimiz gibi bir gruplama yapısı getirmiş ve bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta invoice no kısmını bir yığılma sistemi yaptı. Buna yığılma sistemi deniyor arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi her bir fatura numarasını tek bir tane olacak şekilde bir gruplama işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra bu fatura içeriğine aynı fatura sahip farklı ürünleri ve adetlerini bana buraya getirmiş oldu. Şimdi bu yapıya arkadaşlar biz stack yapısı deniyoruz. Yani stack tipi bir yapı. Hemen isterseniz şöyle küçük de bir örnek verelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz bir tablo yapısında mesela işte burada notlar var. İşte semester 1, semester 2 olacak şekilde bakın sütunlar burada mevcut. İçerikleri dersler var ama bu dersler buradaki farklı öğrenciler için de aynı olduğu için sol kısma bir gruplama işlemi gerçekleştirmiş. Buna stack yapısı deniyor. Alt kısımda ise arkadaşlar bakın öğrenciler solda tek başına kalmış. Burada görmüş olduğunuz dersler sütun ismi olmuş ve gruplama olarak semester yapıları da bunların bir üstü olacak şekilde getirilmiş. Buna da unstack yapısı deniyor. Biz genellikle bu şekilde kullanacağız. Yani unstack yapısı. Peki
Elimizdeki yapıyı nasıl anstağa çevireceğiz? Bunun için de arkadaşlar buraya sum'un yanına bir anstak yapısı diyeceğiz. Tekrardan bir çalıştıralım. Artık istediğimiz gibi olmuş mu? Bunu bir kontrol edelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar description yapısı artık yataya döndü. Yani nasıl burada dersler, buradaki dersler nasıl burada bir kolum yapısı oldu ise bizde de yukarıdaki description yani ürün yapısı burada sütun olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Ve invoice no tarafı da bakın solda index olarak kalmış. Şu ray kısmı şuraya sığmadığı için arkadaşlar letter tray olması gerekiyor. O yüzden buraya gelmiş. Bunda bir sığmama sorunu var. Aslında çok da bizim için önemli değil arkadaşlar. Şimdi invoice no kısmı dikkat ederseniz bir index yapısında olmuş. O yüzden öncelikle bir reset index diyelim. Daha derli toplu olacak şekilde indeksi oradan çıkartsın arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın artık description yapısını bu şekilde bana getirdi. Ama invoice no kısmını indeksten atınca bakın bu sefer description'ı indeksmiş gibi gördü. O yüzden ben tekrar invoice no yapısını burada indeks olarak kullanabilirim aslında. Yani şu kısmı da bu kullanabilirim. Doğru yaptık aslında. Reset index aynen. Şurada da yine veya invoice no'yu bu şekilde de kullanabiliriz. Yani çok önemli değil. Yani çok önemli çünkü içeriği bizim için önemli olacak. Başka var mı bir şey? Şöyle bir bakıyorum. Tamam bu şekilde bir deneyelim. Olmazsa başka türlü yine deneriz arkadaşlar. Şimdi bu bize ne yaptı? Öncelikle onu bir sorgulamamız gerekiyor. Bu sistem şunu bize getirdi. Faturaları bu şekilde getirdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ürünlerin isimlerini burada sütun olarak bize getirdi. Bakın 3845 columns olarak getirdi. Daha sonra şuna baktı. Dedi ki invoice no yani bu faturada bu ürün var ise bunların toplamını al. Yani kaç tane adet toplam varsa bunu al. Ama yok ise bunda bunları da non değer olarak bize getir. Yani faturada bu ürün alınmış ise ürün toplamı bize gelecek. Alınmamış ise bu durumda da non değeri bize gelecek arkadaşlar. Şimdi örneğin mesela bir tane bakalım şöyle. Diyelim ki sepet içerisinden mesela yine invoice no kısmını alalım. Mesela şurada yanlış hatırlamıyorsam daha önce bir kontrol etmiştim. 537.044'te şu ürünün olması gerekiyor. Şimdi şunu bir yazdıralım. Bakalım doğru işlem yaptık mı? Şimdi bakın arkadaşlar 537.044 invoice no yani fatura numarasına sahip olan bu üründen mesela 12 tane almış. Bu 12 tane bunun toplamı dediğimiz için yani sum dediğimiz için ama ürün yok ise bu durumda da non değeri bize gelmiş oldu arkadaşlar. Peki sistematiği nasıl kuracağız? Şimdi EPROR algoritmasını hatırlıyorsanız o küçük örnekte listeleme yapısına çevirmiştik ve listeleme yapısı üzerinden true ve false olarak bize dönmüştü. Bu 0 ya da 1 dediğimiz aslında bir boolean değer yapısı. Şimdi burada şöyle bir sistem kurabiliriz. Eğer ürünü almadıysa 0, ürünü aldıysa da adetinin çok bir önemi yok. Sadece adeti buradaki tabloyu oluşturabilmek için sum yapısını kullandık. Burada da adet yapısında eğer aldıysa da 1 değerini gönderebiliriz. Yani bu faturada bu ürün var ise 1, yok ise 0 diyebiliriz arkadaşlar. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Peki buradaki reset indeksten sonra arkadaşlar diyorum ki fill na değerine 0 gönder. Yani fill na ne demek? Boş yani non değeri 0 ile doldur demek arkadaşlar. Print sepet dediğimizde artık non değerlerinin yerine 0 değeri gelecek bizim için arkadaşlar. Çalıştırsın. Bakın artık görmüş olduğunuz gibi eğer o üründen alınmadıysa 0 değeri bizler için dönecek arkadaşlar. Şimdi yapıda bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ürün aldı ise de bu durumda bir değeri var. Bakın yani bir değerinin olması gerekiyor. Ama şu anda sum fonksiyonunu kullandığımız için bu ürünün toplamı ne kadar ise o değeri buraya yazdırıyor. Şimdi o zaman mantık basit. Eğer değer 0 ise 0 olarak kalsın. Değer 0'dan büyük ise de
Bu durumda bir yazdırsın. Yani o üründen 20 tane de almış olabilir, 30 tane de almış olabilir. Önemli değil. Almış mı, almamış mı? Bizim için önemli olan nokta bu arkadaşlar. Peki bu sistemi nasıl kuracağız? Bunun için de basit bir fonksiyon yazacağız arkadaşlar. DevNum isimli bir fonksiyon yazıyorum. İçine de x parametresini gönderiyorum. Diyorum ki eğer x küçük eşittir 0 ise return 0 değerini gönder. Yani 0 veya 0'dan küçük ise zaten küçük değer yoktur diye düşünüyorum. 0 var ise return 0. Fonksiyona 0 gönder. Eğer x birden büyük ise arkadaşlar tabii ki eşit olacak şöyle. Birden büyük eşit ise bu durumda da bir değerini gönder. Yani sıfırsa sıfır, birden büyük ise de örneğin 30 tane mi almış o üründen fark etmez. Oraya bir değerini yazdır. Bu yaptığımız işlem a priori sistemi içerisinde hani true ve false olarak bir encoding yapmıştık ya. Bunun aslında farklı bir versiyon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu fonksiyonu yazdıktan sonra şunu diyorum. Sepet son eşittir dedikten sonra sepet nokta ApplyMap isimli bir fonksiyon yapısı kullanıyorum ve bunu da yukarıda oluşturmuş olduğum fonksiyona gönderiyorum. Diyorum ki artık şu sepet son kısmını bir yazdır bakalım. Yani artık 0 ise 0, 0'dan büyük ise de bir değerini bana döndermiş olacak arkadaşlar. Nerede hata yaptık? Return tamam. 0'dan küçükse 0. Galiba şeyden yani şu indekslemeden yaptı arkadaşlar. Şu fatura numarasını indekse eklerim. Orada zaten kafamı karıştırmıştı. O yüzden şuraya set indeks olarak fatura numarasını gönderelim. Şunu da al. Şimdi tekrar bir deneyelim. Muhtemelen hatayı oradan verdi. Tekrardan bir çalıştırıyorum. Bakalım işlemi gerçekleştirecek mi bu sefer? Çalıştırsın. Şimdi bütün değerleri tarıyor aslında. O en son sepet isimli tablomuzun bütün değerlerini tarıyor ve bunları 0 ve 1 değeri olarak birbiriyle değiştiriyor arkadaşlar. Çalışıyor şu anda. Verimiz çok olduğu için biraz ağırdan alıyor. Şurada bir hata yapmadık değil mi? Ha tamam. Hata vermedi zaten arkadaşlar. Artık görmüş olduğunuz gibi description yapısı sol kısımdan bize tanımlıyor. Yani sütunların isimlerini olduğunu tanımlıyor. Şu ray kısmı yine dediğim gibi aslında şuradakini sığmamasından dolayı. O yüzden şu sıfır da aslında en sonunda olması gerekiyor. Yani şu sıfırları kafanızı karıştırmasın. Bu sıfırlar en sondaki sütunun değeri olacak. Sığmadığı için bu şekilde buraya aktarma işlemi gerçekleştirmiş. Peki artık şeye geldik. Bir a priori algoritmasını kullanabileceğimiz bu encoding yapısını da bu şekilde uygulamış olduk arkadaşlar. Aldı ise bu üründen bir, almadı ise sıfır şeklinde artık analize hazır hale gelmiş oldu tablomuz arkadaşlar. Peki şurayı kapatıyorum artık. A priori algoritmasını kurmamız gerekiyor. From ne demiştik? MXtend yapısı içerisinden arkadaşlar. Şöyle patterns yapısını çağırıyorum. Import öncelikle a priori'yi çağırıyorum. Bir de kuralları alacağımız için kuralları çağırıyorum. Şimdi bunu çağırdıktan sonra ne yapmam gerekiyor? İki tane data frame oluşturacağım. Bunlardan bir tanesi aslında a priori'yi oluşturacak. Benim verdiğim minimum support ile parçalama işlemini gerçekleştirecek. Ve daha sonra oradan gelen data frame'i yeni bir data frame'in içerisine yani rules kuralların içerisine göndereceğim. DF1 diyorum arkadaşlar. A priori yapısını çağırdıktan sonra artık sepet son yapısını aldık. Virgül minimum support yapısını %2 gibi küçük bir değer alalım. Genellikle zaten küçük kullanılır arkadaşlar. Excel ile örnek verirken ben böyle %50'ler falan aldım ama o sadece tablonun çabuk bitmesi için el ile örnek verdiğim için tablonun çabuk bitmesi için %2, %5 gibi küçük değerler genellikle minimum support değeri olarak veriliyor. Sonra call names'leri almam gerekiyor. Bunun için de true değerini verdik. Şimdi a priori'yi oluşturduk. Bu parçalama işlemini yani 0.02'den parçalama işlemini gerçekleştirecek. Buradan gelen değer yapısını da artık kurallara göndereceğiz. Bunu da DF2 diyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kuralları çağıralım.
Kuralların içerisine DFI1'i benim öncelikle göndermem gerekiyor. İkinci olarak da metrik göndermem gerekiyor. Bu mesela güven de olabilir. Lift metriği de olabilir. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Confidence yapısını öncelikle gönderelim. Ve print DF2 olarak burayı da yazdıralım arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Artık sonuç kuralları karşıma getirmiş olacak arkadaşlar. Hangi ürünler hangileri ile ilişkili bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Çalıştırıyor şu anda. Ağırlık muhtemelen şu fonksiyonu uygularken gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani 1 ve 0'a çevirme işleminde biraz ağırlık gerçekleştiriliyor. Bir uyarı verdi. Ne diyor? The frame normal types. Ha, çok önemli değil. Şimdi bool değer olarak true ve false beklerken 1 ve 0'ı gönderdim ama makine bana şunu diyor. Yani bunu onaylaman gerekiyor diyor. Çok önemli değil. Sonuçta farklı bir şey çıkartmayacak ama mesela bunu şuradan ne diyelim arkadaşlar? S-type diyelim. Şöyle S-type diyelim. Bunun içerisine bool değer olarak gönderelim. Yani tipini bool'a çevireceğiz. Muhtemelen şu uyarı ortadan kalkması gerekiyor. Tekrardan bir çalıştıralım. Devam ediyor şu anda. %2'lik bir support değeriyle parçalama işlemini gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda da yine güven metriğini kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor. Dediğim gibi lift'te de kullanabilirsiniz veya confidence yapısında kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane yapı çıkarttı arkadaşlar. Hangi ürünlerin olduğu ile ilgili hangilerinin hangileriyle ilişkili olduğunu bizlere yine bu şekilde gösteriyor. Mesela şuradan ILOG diyelim arkadaşlar. Mesela 0'ı bize getirsin. Çünkü şurası tam gözükmüyor bütün kolonlar. Tek ilk kolonu birlikte görelim. Çalıştırıyor yine. Üç tane sonuç çıkartmıştı zaten ürünler arasında. Aslında şu yapıyı daha farklı bir şekilde kurgulayabilirdik. O biraz ağırlaştırdı. Peki bakın ne yaptı arkadaşlar? Birinci ürün, ikinci ürün. Bunlar bir tek bir tane ürün. Bu tabii ki ikili üçlü kombinasyonlarda değişiyor. Yani bir listede iki ürün, üç ürün birlikte olabiliyor arkadaşlar. Bunların tek başına olma olasılıkları yine burada mevcut. Yine birlikte olma durumu. Ve bakın confidence yapısı 0.81 yani %81'lik bir güven yapısıyla çalışıyor. Yani birinci şartın gerçekleştiği durumdaki ikincisinin olma olasılık yapısı arkadaşlar %81. Lift yapısı bakın 22 kat daha olası gözüküyor. Birinci ürünü alanın ikinci ürünü alma olasılık yapısı. Dediğim gibi bu confidence yapısının dışında arkadaşlar lift de kullanabilirsiniz. Hatta şuradan threshold yapısını örneğin bir minimum 1, 1'den yukarı olanları çağırabilirsiniz. Bu durumda da şurayı tekrardan yapalım. Muhtemelen 3'ten daha fazla sonuç ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Kural yapısı. Bu threshold yapısını ister lift'te kullanırsınız, ister confidence'de, güvende kullanırsınız. Bu sadece bize şunu söylüyor. Yani metrin neyse o metrin minimum değerini bana ver. Ben onun üstündekileri getireyim diyor. Yani tamamen bir sınırlama gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Minimum threshold yapısını. Çalıştırıyor hala.
Şunu farklı bir şekilde yine bir deneyin. Biraz yavaş kurguladı. Yani fonksiyon olmasından dolayı muhtemelen yavaş kurguladı. Şimdi burada da bakın 76 tane farklı ürün yapısı çıktı. Bunların tamamının lift metriği minimum threshold'u birden büyük olanları bana getirdi arkadaşlar. Burada da yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Threshold'ları yukarı çekebilirsiniz veya güven yapısı üzerinden yine bunu kurgulayabilirsiniz. Basit bu kadar aslında yapı arkadaşlar. Daha doğrusu farklı bir örnek ben düşünmüştüm de yani e-ticaretten ziyade farklı noktalarda nerelerde kullanılabilir diye çok güzel örnekler de kurguladım ama veri setleri üzerinde bazı problemler oldu arkadaşlar. Veri kaynağı yani veriler bende ama bunları izinsiz yayınlamak bazı sorunlar yaratabilir diye o yüzden o örneklere girişmedim arkadaşlar. Mesela bir banka şube örneği vardı aklımda. Şubeleşmenin bir kural yapısını ortaya çıkartabilirdik. Ama dediğim gibi güvenemedim. Yani yarın yasal bir şekilde karşıma çıkarsa diye. Çünkü kazıma işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. O yüzden o noktada da biraz kendimi frenledim. Durum bu arkadaşlar. Birliktelik analizi de bu şekilde. Dediğim gibi farklı sektörlerde, farklı yapılarda yine aynı şekilde kullanılabilir. Sadece e-ticaret veya market gibi düşünmeyin bunu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.